أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ali İmran suresindeyiz. Surenin 171. ayetindeyiz. Estağfirullah. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Sanıyorum mealleri okuyorduk en son. Nasuh Hoca'yı da okumuştuk. Çantay Hoca'yı da okuduğumuzu hatırlıyorum. Bulaş Hoca'yı da okumuştuk. Ödülünü Yaşar Hoca'yı da okumuştuk. Belki Ateş Hoca'da kalmış olabiliriz. Allah'ın nimetine, lütfuna ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler demiş Ateş Hoca mealinde. Suat Hoca'nın mealinde ise onlar Allah'ın nimeti ve lütfu ile ve Allah'ın müminleri olan mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler demiş. İstebşiruna için sevinme manasını vermiş. Arada müjde kavramını da kullanmış. Yusuf Ali mealinde ise the glory in the grace and the bounty from Allah. Onlar birbirlerini kutluyorlar, seviniyorlar. Allah'ın nimeti ve ihsanı dolayısıyla, Allah'tan bir nimet ve ihsan dolayısıyla sevinirler. And in the fact that Allah suffereth not the reward of the faithful to be lost. Ve Allah'ın zayi etmeyeceğine dair inanan kimselerin ecrini, sevabını boşa çıkarmayacağına dair de en sonunda sevinirler diyor Yusuf Ali mealinde. Piktan mealinde they rejoice because of a favor from Allah. Allah'tan bir iyilik dolayısıyla sevinirler. And kindness ve Allah'tan bir hoşluk. Yine iyilik benzeri bir kavram bu da. And that Allah wasteth not the wage of the believers. Ve Allah'ın inanan kimselerin ecrini, ücretini, karşılığını zayi etmeyeceğine dair sevinirler diyor Piktal mealinde. Şakir aynı ayete dair mealinde they rejoice on account of favor from Allah. Allah'tan bir iyilik dolayısıyla sevinirler. And his grace ve Allah'ın lütfu dolayısıyla sevinirler. And that Allah will not waste the reward of the believers ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğine dair de sevinirler diyor Şakir mealinde. Aynı ayete dair
Muhsin Khan'ın mealine bakalım. ...171. ayet... ...they rejoice in a grace and bounty from Allah... ...Allah'tan bir lütuf ve ihsan dolayısıyla sevinirler... ...and that Allah will not waste the believers... ...will not waste the reward of the believers... ...ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğine sevinirler diyor... ...Muhsin Khan mealinde... Meal dosyamıza geçelim. Âl-i İmrân suresi yani 3. sure 171. ayet. Ayeti buradan alayım. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ Allah'tan bir nimeti ve bir fazlı müjdelemek istiyorlar. Önceki ayette de benzer ifade vardı. Sevinçliler Allah'ın kendilerine fazlından verdikleriyle ve müjde vermek istiyorlar. Öyle diyelim biz de. Allah'tan bir nimeti ve bir fazlı. Tamam. Burada da böyle geliyor. Müjdelemek istiyorlar. Kimlere? Yine arkalarından onlara iltihak etmemiş olanlara. Sanıyorum müjdeyi yine onlara vermek istiyorlar. Allah'tan bir nimeti ve bir fazla müjdelemek istiyorlar. Yani iltihak anlaşılıyor diye düşünüyoruz. Türkçe'de. Yabancı değil şimdi. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmediğini. O zaman ve'yi buradan kaldıralım. Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmediğini de diyelim. Yani onu da müjdelemek istiyorlar. Allah'tan bir nimeti ve bir fazlı müjdelemek istiyorlar. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmediğini de müjdelemek istiyorlar. Nasıl oldu meal? Aslında güzel. Peki bir şey sadece bize düşününce et okuyacağım desin. Vallahi öyle sadece orayı okuyacak olursa kime müjdelemek istiyorlar acaba demek durumundadır. Onu da derse şöyle önüne arkasına bakması icap eder. Yani eğer İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn okusa mesela sadece ona bakacağım yukarıya bakmayacağım derse o kafın kime gittiğini bilemez ki. Sonuçta Kur'an'da emrolunduğumuz şey tilavet, sırasıyla okumak. Öyle bir tane böyle sondajla bir ayet almak. Belli ki bu ayet, bu ayetin bir şekilde devamı. Ama Cenab-ı Hak bunu ayrı bir ayet ile ifade etmiş. Allah'tan bir nimeti ve bir fazla müjdelemek istiyorlar. Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmediğini de. Böylece şehitlerin dünyadakilere, henüz daha yaşayanlara göndermek istedikleri müjdeler, bu iki müjde, bu iki ayetin içinde toplanmış oldu. Başka bir münaza yoksa, Âl-i İmrân suresinin bu ayetini, bu ayetin İngilizcesine geçelim.
Âl-i İmrân suresi yani 3. sure. Hocam onu iltihaka takıldım da iltihak ne demek? İltihak, iltihak etmek demek. Diyor ya mesela bir parti... İntikal var. İntikal değil, iltihak. İltihak, kavuşma. Kavuşma demek. Lika, buluşma demek. İltihak, kavuşma demek. Hadi. Çoğunlukla önden gidenlere, arkadan gidenlerin yetişmesi demek. Katılmak, kavuşmak. Tabii. Büyük küçüğü iltihak etmiyordu. Evet. İltihak etti. Bizim dilimizde kullanılıyor. Daha ziyade katıldı manasında bugün. Yani bize katıldılar. İltihak ettiler ama iltihakta he? Yok hiç konuşmadı. Yok. Herkes hiç itiraz eden olmadı. Onun adliyeyle de işi yok anlaşılan. Siyasetle de işi yok. يَسْتَبْشِرُونَ They are wanting to give glad tidings بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ about a boon from Allah يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ and a bonus يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ and that Allah is not wasting the wage of believers. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ They are wanting to give glad tidings about a boon from Allah and a bonus. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّٰهَ and that Allah is not wasting وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ is not wasting the wage of the believers لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Bununla ilgili bir mülahaza var mı? Hocam biz yestebşirine bir fiil ama siz onu iki fiille ifade ettiniz. Hangisi? Yestebşirine. Evet. İki fiille. Çünkü evet Türkçede de onu yapıyoruz. Çünkü yestebşiru fiili yani Arapçada bazı fiiller böyle yani. Mesela estağfiru istiğfar ediyor istiyorum demek yani. Mağfiret istiyorum demek. Nasıl tek kelimeyle söyleyeceğiz ki? Arapçada olduğu fiil Türkçede iki fiille ifade yani yok tek fiille karşılanması mümkün değil onun yani. Aksi takdirde yestebşirûne'ye yübeşşirûne manası vermemiz yani müjdeliyorlar demek olur ki o zaman da burada yübeşşirûne demiyor zaten yestebşirûne diyor müjdelemek istiyorlar bu niyetteler bu arzudalar yani kombine bir fiil öyle düşünün Arapçada bunun halini bazen Türkçede kombine olmasa da tek fiili de yine iki kelimeyle mağfiret etmek alıyoruz mastarını oradan peşini etmek vesaire kelimelerle kılmak. Bu da onun gibi yani. Eğer tek bir fiilimiz varsa Türkçe'de yapalım ama ben bilmiyorum. İngilizce'de de aynı. Başka bir münazara var mı? Peki Âl-i İmrân suresinin 171. ayetiydi okuduklarımız. Şimdi Âl-i İmrân suresinin 172. ayetine geçelim. Estaizu billah.
اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا لِلّٰهِ Burayı yaptık. Buraları da yaptık. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ Kim bunlar? Yine önceki ayette Cenab-ı Hakk'ın وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ diyerek اَلَّذ۪ينَ ile başlatmıştı ve tarif etmişti o kimseleri. Onlar اَلَّذ۪ينَ قُتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülmüş olanlar. Şimdi yine onlardan bedel olmak üzere اَلَّذ۪ينَ yine onlar öyle kimseler ki onların nelere kavuştuğunu önceki iki ayette gördük. Büyük nimetlere kavuşmuşlar, mağfirete kavuşmuşlar. Üstüne ilaveten artan fazla kavuşmuşlar, ekstradan şeylere kavuşmuşlar. Etrafa müjde saçıp duruyorlar, birbirlerini kutluyorlar. Son derece hoş bir haldeler. Başkaları mevt halini yaşarken, ölüler olarak adlandırılırken onlara ölüler dahi denmiyor. Ölüler olarak onları telakki etmek yasaklanıyor. Bunlar öyle kimseler. Yine onlarla ilgili olmak üzere اَلَّذ۪ينَ onlar öyle kimseler ki. Şimdi önceki ayetin tefsirinde müfessir hatırlarsanız bir yerinde bunu bir genişletme girişiminde bulundu. Ashabul hayır diye, hayır sahibi kimseler. İyi kimseler bu gruptandır diye. Hayırlı kimseler bu gruptandır diye. Halbuki biz Uhud Harbi'nin bağlamı içerisindeyiz. Cenab-ı Hak harple ilgili ayetleri işliyor. Ölmüş olanların zayiat edilmemesi gerektiğini, bir kayıp gibi telakki edilmemesi gerektiğini, onların büyük kazançlara erdiğini vesaire bildiriyor. Yine onlarla ilgili olarak bize, onlara da sakın bir daha ölüler demeyin, dediğinizi duymayın diyor. Böyle de sanmayın zaten diyor. Zira onlar dirilerdir diyor. Şimdi yine onlara ellezine diyor ve doğrudan ne yaptıklarını bu makama, bu duruma, Rableri katında rızıklandıkları bu üstün meziyetlere nasıl kavuştuklarını, ne yaptılar da buraya geldiler bunu söylüyor. Dolayısıyla öyle sıradan bildiğimiz amellerden öte bir şeyler yapmışlar. Bunlar ne yapmışlar? İstecabu, icabet etmişler. Cevap vermişler çağrıya. Kime cevap vermişler? Allah'a cevap vermişler. Burada cevap vermek bir soruya cevap vermek gibi değil de gel denince gelmek. Nasıl denir Türkçe'de? Yani söz dinlemek gibi. Veya şuraya gidin dendiğinde oraya gitmek gibi. İstecabu, icabet etmek. Biz Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz, ona icabet etti diyoruz ya, karşılık vermek. Ha, karşılık verdiler. Yani icabet ettiler. Kime? Allah'a. Allah'a icabet ettiler. Allah onlardan bir şey istedi, bir şey istemiş. Onlar da onu yerine getirmek istemişler yahut yerine getirmeye gayret etmişler. اَلَّذ۪ينَ onlar öyle kimseler ki istecabu, icabet ettiler lillahi Allah'a وَالرَّسُولِ ve elçisine. Çünkü Allah bu talebini elçisi üzerinden onlara bildirdi. Onlar elçiye dolayısıyla Allah'a icabet etmiş oldular. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i bu arada anıyor. Aradaki önemli rolünden ötürü. Yoksa buradaki çağrı temelde Cenab-ı Hakk'ın çağrısı. Onun çağırması dolayısıyla meşruiyet kazanan bir çağrı. Ama elçisi arada olduğundan, elçisi Allah size işte şuraya gitmenizi emrediyor yahut şunu yapmanızı emrediyor diye bunu onlara tebliğ eden, ulaştıran, açıklayan konumda olduğundan Cenab-ı Hak bu nedenle, şanı dolayısıyla onu zikrediyor burada. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi başına ikinci bir ilah olduğu, yani onun da sözünü dinleyin, benim de sözümü dinleyin şeklinde ikinci bir kaynak, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, buyruklarına alternatif bir kaynak olduğu için değil, hayır. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini ulaştıran, açıklayan, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin şemsiyesi altında, onun aynı zamanda kendisi de o emirlerle sorumlu bulunan bir kul olarak olmaktan öte Hazreti Peygamber'i ikinci bir şari, ikinci bir teşri kaynağı, Cenab-ı Hakk'a rağmen teşride bulunabilen bir kişi. Yani buradaki bu iki ismin anılması bizde böyle bir dualite oluşturmuyor, bir ikililik oluşturmuyor. Çünkü biz peygamberin konumunu tebliğ eden bir beşer olmaktan öte, açıklayan ve açıkladığı, tebliğ ettiği şeylerle de kendisi de sorumlu bulunan bir beşer olmaktan öte
düşünmüyoruz. Onu Cenab-ı Hak adına bir şey konuştuğunu, yani onun istemediği bir şeyi konuştuğunu falan düşünmüyoruz. Burada onun anılması şanından ötürü. Yoksa emir, örneğin bu ayette anılan emir eğer savaş emri ise, bu zaten Cenab-ı Hakk'ın emri ile meşruiyet kazandı. Hatırlayınız ki Mekke'de olsun, Medine'nin ilk dönemlerinde olsun, Hazreti Peygamber'i çok sıkıştırıyorlardı, savaş edelim, savaş edelim diye. Eğer yetkisi olsaydı tamam edelim derdi. Ama dedi ki bununla emrolunmadım. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ اَيْدِيَكُمْ Çekin elinizi şeyden, kılıçtan veya şiddetten. O dönem Hazreti Peygamber hiçbir şey yapamıyordu. Ve kendisine gelen, kendisini sıkıştıranlara bununla emrolunmadım diyordu. Ta ki o yegane şari olan Cenab-ı Hak, o yegane buyruk sahibi olan Cenab-ı Hak اُذِينَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ emrini indirince Hazreti Peygamber bunu insanlara tebliğ etti ve dedi ki haydi şimdi savaşa gidin. Bu emir Hazreti Peygamber'den mi çıkıyor? Yok, Cenab-ı Hak'tan geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu belki o lokal planda şuraya gidin, buraya gidin. Genel emir var ama. İşte şuraya seriye gönderiyor, buraya harbe çıkıyor, karar alıyor. Ama bunları yaptığı, dayandığı arka planda Allah'ın temelde bir emri var. Dolayısıyla Allah ve Resulü size hayat verecek şeyler davet ettiğinde çağırdı. Aynı şey. O ayetin sanki devamlı bir şey. Evet, o yani gerek o ayette gerek bu ayetlerin hepsini men yuta'ir rasule fakat ata'allah şeklinde anlamak lazım. Kim peygambere itaat ediyorsa o Allah'a itaat ediyordur. Peygambere değil. Peygambere itaat etmemizin temelinde ne var? Allah'a itaat etme arzumuz var. Onun söylediklerini de Allah'ın emrine muvafık ve uygun olduğu için, onun bir izahı, bir beyanı olduğu için şey yapıyoruz. Yoksa ben peygambere de ayrıca itaat ederim der mi hiçbir kimse? O Allah'a karşı, yani teorik olarak, o Allah'a aykırı bir şey söylese de, o yanlış yapsa da, o da sonuçta Allah kadar bir makam dese, o ne olur? Hazreti Mesih gibi yapmış olur onu, ilahlaştırmış olur. Ona da re'sen bir buyruk hakkı tanımış olur ki böyle bir şey Hazreti Peygamber'de yok. Hazreti Peygamber ilahi buyrukları kendinde tatbik ediyor ve bunları açıklıyor, yaşamaya çalışıyor, insanlarla paylaşıyor. İnsanlar içerisinde onları bu buyruklar çerçevesinde sevk ve idare eden bir rolü var. Bundan ayrı bağımsız bir rolü yok. Dolayısıyla buralarda anılmasının nedeni bu bahsettiğimiz rolü dolayısıyla ve bunlardan da hepsinden önemlisi şanı ve onun konumunun önemi dolayısıyladır. Yoksa buyruk esasında Cenab-ı Hakk'a ait. Hazreti Peygamber'e bunlar verilmezden önce Cenab-ı Hak diyor ki مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ Sen ne kitap nedir bilirdin, ne de iman nedir bilirdin. Bunların hepsini Cenab-ı Hak'tan aldı. Dolayısıyla اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah'a ve elçisine icabet edenler مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ Kendilerine karh, yani yara, yani sıkıntı değdikten sonra, isabet ettikten sonra yaralandılar, isabet olundular. Sonra Hazreti Peygamber onlara yeni bir istikamet gösterdi. Şuraya devam edelim. Eğer Uhud örneğin, Uhud ile ilgili ise bu, tahminimce savaş sonrası Hazreti Peygamber bunların peşine düşmeyi emretti. Devam edelim, bunları kovalayalım dedi. Hatta ona bir başka gaza adı dahi veriliyor. Yani ikinci bir hareketlilik bu. Yaralanmışlar, belli ölçüde yenilgiye uğramışlar. Ama Hazreti Peygamber onlara istikamet gösterip bunların peşine gidelim dediğinde icabet ettiler. Cenab-ı Hak bu icabeti, Hazreti Peygamber'in bu emrine icabeti kendi emrine icabet olarak takdim ediyor. O sadece Peygamber'in kendi başına söylediği bir şey değil. O bana dayalı olan bir şey diyor ve bu emri sahipleniyor. Kendisine yapılmış bir icabet olarak takdim ediyor, böyle sunuyor. Demek ki Hazreti Peygamber'in bu hususta yaptığı iş Cenab-ı Hakk'ın gerçek emrine mutabık yahut o esnada aldığı başka bir vahiy ile ilgili de olabilir. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ Yaralı bir halde sıkıntıya uğramış, yakınlarını kaybetmiş, kimileri belki doğrudan yaralanmış, ölenleri, akrabaları olmuş. Böyle bir halde tekrardan savaşa yönlendirildiklerinde, emrolunduklarında icabet edenler var ya, onlar işte. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ Yahut ben onu Uhud'dan sonraki ikinci gaza diye düşündüm ama
biz şeyi unuttuk. Bu ayet ellezine derken yukarıdakilere gidiyor. Yani şehitlere gidiyor. Dolayısıyla şöyle anlasak, bunlar kıskaca alındıklarında yahut iki topluluğun buluştuğu, önden arkadan buluştuğunda, makasa arada kaldıklarında, bu sıkıntıya uğradıklarında kimileri bıraktı, ne yaptı? Savaştan çekildiler. Daha doğru kaçanlar, artık bundan sonra savaşılmaz deyip bırakanlar. Kimileri de buna rağmen savaşa devam ettiler. O savaşa devam edenler kimin emrini yerine getirdiler? Var olan o esnada savaşın emri vardı. Peygamber وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ Ardınızdan peygamber de sizi çağırıyor. Kaçanlarla ilgili ayette var ya, gelin gitmeyin, gelin savaşın diye. Yine aklımıza Enes bin Malik'in o amcasıyla ilgili rivayet geliyor. Yaralandıkları halde, peygamberin öldüğünü duydukları halde, katledildiğini duydukları halde yine emri yerine getirmeye koştular. Şehit olanlar bunlar. Bunlar şehit oldular. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُ Böyle anlasak sanki daha isabetli olur. اَلَّذ۪ينَ Onlar öyle kimseler ki, yani şehit olmuş olanlar, yukarıda tarifini yaptığı Cenab-ı Hak kimseler, bunlar Allah'a icabet ettiler, elçisine icabet ettiler. مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ O ağır yara, o ağır musibet gelip onlara isabet ettikten sonra arkadan çevrilmişler, büyük bir yenilginin arifesindeler ama onların umurunda değil. Şu anda emir altındalar, emir savaşın emri, emre devam ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var, tam hatırlayabilecek miyim bilmiyorum ama o diyor ki bir Allah'ın işte bir şehitten bahsediyor. Bir savaş düşünün ki diyor, o savaşta savaş esnasında bütün koşullar tersine dönmüş. Artık savaşmanın bir manası kalmadığı bir anda. Millet kaçışıyor, gidiyor herkes. O da bir ara tamam her şey bitti diye geri dönecek oldu. Ama sonra düşündü ki ben devam edeyim, Rabbime doğru gideyim. Dedi, bütün hızıyla tekrar savaşa koştu, geldi, girdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve öldürüldü, katledildi. Bununla ilgili ne diyordu Hazreti Peygamber? Ben unuttum şimdi onu ama meleklerine mi Cenab-ı Hak onu takdim ediyordu? Yoksa onu övüyor muydu? Onunla ilgili muazzam ifadeler vardı o hadiste. Sanki onlara, onların durumuna benziyor veya onların durumunu anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın dilinden hem de aynı benzer bir durumu. Yaralanmışlar. Bu yaralanma illa doğrudan yaralanma olması gerekmez. Kuşatılmışlar, sıkıntıya uğramışlar. Komutanlarının yani peygamberin öldürüldüğü haberini almışlar. Ama yine de Allah'a ve elçisine icabet etmişler. Emri yerine getirmeye devam etmişler. Bunlar öyle kimseler. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ Yani bunlar alışveriş olarak yani icabet edenlerle tabi temel icabet etmiş kimseler yani o davete çağrıya Cenab-ı Hakk'ın emrine icabet etmişler, o sıkıntılı duruma rağmen savaşa devam etmişler. Bunlardan lillezine ehsenu minhum, bunlardan güzel işler yapanlar, güzelce yapmış olanlar, ehsenu iyi güzel iş çıkaranlar demek, minhum vettekav ve sakınmış bulunanlar için ecrun azim, çok büyük bir ecir var. Mana umumi, yukarıdaki şehitler üzerinden geldi buraya Cenab-ı Hak ama yaralandıktan sonra, sıkıntıya uğradıktan sonra yine de gevşemeyen, yine de vazgeçmeyen, emri yerine getirmek, Cenab-ı Hakk'ın çağrısına icabet etmek, onun nidasına icabet etmek adına savaşa devam eden, koşturan kimseler, bunlardan ihsanda bulunmuş olanlar, Cenab-ı Hakk'ı görüyormuşçasına emirleri yerine getirmiş olanlar, vettekav ve takvayı bırakmayanlar, hala kendilerini dünyadan sakınıp Allah'ın emir ve yasakları hususunda titiz olan kimseler var ya, onlar için ne var? Ecrun azim, çok büyük bir ecir var. Muazzam bir ecir var diyor ayette Cenab-ı Hak. Müfessirin tefsirine bakalım. Lemme raca'a, muhtemelen onun tarihi arka planını o daha iyi verecektir. Lemme raca'a nebiyyü, peygamber döndüğünde sallallahu aleyhi ve sellem min Uhud'in Uhud'dan ilel medineti Medine'ye ve semi'a ve işittiğinde enne Ebu Süfyan'ın ve men ma'hu minel müşrikin ve yanındaki müşriklerin
قَدْ هَمُّ بِالرُّجُوعِ اِلَى الْمَد۪ينَةِ Medine'ye geri dönmeye yeltendiklerini duyunca نَدَّبَ أَصْحَابَهُ اِلَى الْخُرُوجِ Arkadaşlarını tekrar çıkmak hususunda özendirdi. فَخَرَجُوا Onlar da tekrar çıktılar. هَلَا مَا بِهِمْ مِنَ الْجِرَاحِ Yaralanmalarına rağmen اِسْتِجَابَةً لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ Allah'a ve elçisine icabet olsun diye وَطَاعَةً لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ Allah'a ve elçisine itaat olsun diye tekrardan Medine'den çıktılar. فَوَصَلُوا اِلَى حُمْرَا الْاُسُدْ veya اِلَى حَمْرَا الْاُسُدْ veya الْاَسَدْ حَمْرَا الْاَسَدْ denen yere kadar geldiler. وَجَاءَهُمْ مَنْ جَاءَهُمْ Onlarla birlikte gelenler de geldiler. وَقَالَ لَهُمْ diyor ve sonraki bir ayete geçiyor. Ayeti buradan alalım. Ellezina istecabu lillahi ve rasuli min ba'di ma asabahum القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين onlar öyle kimseler ki ol kimseler ki istecabu icabet ettiler lillahi Allah'a ve Resulü ve elçiye min ba'di ma asabahum kendilerine isabet etmesinden sonra neyin kendilerine isabet etmesinden sonra he? مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ Kendilerine isabet etmesinden sonra ney? الْقَرْحُ yara yaranın kendilerine isabet etmesinden sonra bakarız meallerde bu karh için başka neler demişler لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا güzel yapanlar için mi diyelim güzel yapanlar ehsenu, ihsanda bulunanlar. İhsan daha güzel sanki hocam. Ehsenu, ihsan. İhsan edenler demeyiz ki ama Türkçe'de. İhsanda bulunanlar desek. İhsanda, afi olarak kullanmak istiyorum. İhsanda bulunanlar, bulunanlar. İçin. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ Onlardan. Onlardan ihsanda bulunanlar için وَاتَّقَوْ ve sakınmış olanlar. Yine yukarıdaki اَلَّذ۪ينَ'ye gidiyor. İçin var. Ne var? اَجْرٌ bir ecir var. Birleştirsek o ecrun azim. Nasıl bir ecir? Sıfat ya. عَظِيمٌ büyük yahut muazzam diyelim muazzam muazzam bir ecir var var varı neresine yazacağız doğru şimdi varı yer bulamayınca sıfatı da buraya alalım muazzam bir ecir var ellezina önceki ayetteki tarif edilen kimselerden bedel bu. İstecabu fi'alun madin failihum lillahi car mecrur ve resuli atf matuf min car ba'di mecrur ma masdariye
Asaba fi'lun madin. Hum mef'ulun bih. Al-qarhu fa'il. Lillezine car mecrur. Burası khabarun mukaddem. Minhum car mecrur. Vettekav atf ma'tuf. Ecrun khabar. Azimun na't. Meallerine bakalım ayetin. Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ. Diyanet mealinde demiş ki, onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin, Er-Resul kavramı yerine peygamber kullanılmış, peygamberinin davetine, ayette davet açık değil, uyan kimselerdir. İstecabu için uymak kullanılmış. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlardan güzel davranıp, ehsenu için güzel davranıp iyilik edenler demişler. İttakav için Allah'a karşı gelmekten sakınanlar demişler. Büyük bir mükafat. Ecr yerine de mükafat kullanılmış. Elmalı Hoca, hele o kendilerine yara değdikten sonra Allah'ın ve peygamberin emrine icabet eyleyenler. Ellezine. Hele o. Hele ile hoca bir yeni bir şey katmış. Yani mana ya vurgu katmış demek istiyorum, yoksa ayete müdahale etti anlamında değil. Ellezine, yani hele o, sanki böyle bir vurgu var, hele hele onlar gibi anlıyorum. Eğer öyleyse ona dair ayette bir açıklık yok. Hele o kendilerine yara değdikten sonra Allah'ın ve peygamberin emrine icabet eyleyenler var ya demeye getirmiş. Müminler içinden bilhassa böyle ihsan ve ittika edenler için pek büyük bir ecir var. Müminler ayette açık değil. İçinden bilhassa böyle ihsan, bilhassa ayette açık değil. Böyle ihsan ve ittika edenler. İhsan, esas açıklığı beklediğimiz yerler kapalı. İhsan ve ittika edenler. Ama neticede ayetteki kelimeleri aynen kullanmış. Ehsenu vettekav, ihsan ve ittika edenler. Ama bu mazi tabi, yetmiş olanlar deseydi keşke, için pek büyük, adıyım, pek büyük bir ecir var demiş. Ecri de yine ecir olarak kullanmış Elmalı Hoca. Nasuh Hoca'nın mealinde, onlar ki kendilerine yara isabet ettikten, şu yaraya dikkat etmek istiyorum, Elmalı Hoca ne dedi ona, o da yara dedi. Yara isabet ettikten sonra, Allah Teala için ve peygamberi için davete, parantez için almış onu, icabet eylediler. Onlardan iyilik edenler ve itikada bulunanlar için pek büyük bir mükafat vardır. Şimdi biz sanıyorum ayetin girişinde bir şey yanlış yaptık. O yüzden de buradaki anlamlarda sıkıntı çekiyoruz. Bir önceki ayetin sonunda وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ vardı. الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ. Dolayısıyla bu الَّذ۪ينَ müminine gidiyor. Allah müminlerin ecrini zayi etmiyor dedi şehitler. Hangi müminlerin? الَّذ۪ينَ, öyle müminler ki istecabu, icabet ettiler. لِلّٰهِ Allah için وَالرَّسُولِ وَالْاَلْچِسِنَ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ, kendilerine sıkıntı değdikten sonra. Çünkü şu ayetin devamı olan kısmını, madem eğer bu ellediğine şehitlerse, bunlar zaten öldü gittiler ve icabet ettikten sonra böyle kimselerin daha ihsanda bulunmaları, güzel işler yapmaları, takvada bulunmaları, yani o aracıkta, o kısacık zaman sonra bunlar zaten şehit oldularsa eğer, bu ne zaman ihsanda bulunacaklar artık, takvada bulunacaklar? Belli ki bu geriye dönen şehitlerin dilinden, geriye dönen o ifadeden sonra Cenab-ı Hak
Oradan ellezine ile müminleri tarife girişti. O müminler ki Allah kimlerin ecrini zayi etmez. Onlar ki sıkıntılı duruma rağmen, yaraya uğramış olmalarına rağmen Allah'ın elçisinin davetine, Allah'a ve elçisinin davetine icabet ettiler. Medine'den işte müfessirin dediği gibi tekrar yola çıktılar. Yine onlar ki onu da sınırlı kalmaz. Henüz yaşamları devam ediyor. Hayatlarında ihsana devam ediyorlar ve takvaya devam ediyorlar. Dolayısıyla o baştaki ellezine'yi müminler için olduğunu hatırlamamız icap ediyor. Evet, orada uyanmadık müminler için diye. Ellezine'nin kime gittiğini açığa çıkarmış. Müminler içinden bilhassa böyle ihsan ve ittika edenler için büyük ecir var. Nasr Hoca'yı okuyorduk. Onlardan iyilik edenler, ehsenu için iyilik edenler ve ittikada bulunanlar için pek büyük bir mükafat vardır. İyilik edenler, yani birilerine iyilik eden manası oluyor burada. Halbuki ehsenu, yani aslahu gibi güzel yapanlar, iyi yapanlar, her neyi yapıyorlarsa, yaptıkları işleri ihsan olan, güzel iş olan kimseler. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Kendilerine yara isabet ettikten sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in davetine icabet edenler. Girişteki ellezine'yi eylemin içerisine sokmuş. Hele, bu hele'yi hatırladık. Çantay Hoca'da zaten Elmalı Hoca'nın izlerini görmek mümkün. Hele içlerinden iyilik yapanlar ve fenalıktan sakınanlar için pek büyük mükafat vardır. Bulaç Hoca'nın mealinde kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır. Yaşar Hoca'nın mealinde o müminler ki demiş ellezine'yi doğrudan zamir yok orada. Var mı çoğunda zamir? Hayır. Zamir yok. Bulaç Hoca'da var mı zamir? Elçisinin demiş. Çantay Hoca'da peygamberin zamir yok. Nasuh Hoca'da peygamber zamir yok. Peygamberin, Elmalı Hoca'da da zamir yok. Diyanet mealinde zamir varmış. Yaşar Hoca'nın mealine bakıyorduk. O müminler ki kendilerine yara isabet ettikten sonra bile. Bu bileye dair bir vav, bir şey var mı? Yok. Allah'ın ve Resulünün çağrısına cevap verdiler. Çağrı ayette açık değil. Onlar içinden. Demek ki bu davranışları yetmez. Bunların içinden, bu müminlerin içerisinden güzel işler yapıp takvaya sarılanlara. Dolayısıyla bu ayetin bu ifadesi doğrudan müminleri ilgilendiriyor. Ve müminlerin önlerindeki daha henüz bitmemiş olan yaşamlarıyla ilgili onlara istikamet gösteriyor. Onlar içinden güzel işler yapıp takvaya sarılanlara, takvaya sarılmak, hoca bu deyimi kullanıyor, büyük bir ödül vardır. Ecr'ı da ödül olarak meallendirmiş. Ateş Hoca'nın mealinde ise onlar ki araya mümini sokmuş, lerler fark etmez demiş. Onlar ki أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.